Şimdi buradan şu şekilde bir genişletelim. İstersek bunu buradan silebiliriz. Çünkü zaten temsilcimiz yukarıda var. Burada tabi bu sefer sütunda tekrar değişiklik yapmamız lazım. Bakın bunu silince. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Hiç silmeden direkt bunu gizleyelim. Şu şekilde gizleyelim. Evet. Şimdi buradan Mustafa yerine Hasan'ı seçtiğinizde bakın ürünlerin değiştiğini, Gamze'yi seçtiğiniz ürünlerin değiştiğini ama alttaki yok ifadelerinin kaybolmadığına dikkat edin. Bunun için de yok ifadelerini kaybetmek için daha önceki örneklerimizde de olduğu gibi eğer hata işlevini kullanalım. Şöyle bu düşe yaranın başına bir eğer hata koyalım. Ve buraya gelip noktalı virgül tırnak tırnak şeklinde parantezi kapatalım. Aynı şekilde bunu yana doğru çekelim ve aşağı doğru çektiğimizde bakın değerlerin kaybolduğunu görürüz. Şimdi şunu yapalım. Eğer burası boş ise ya da yok hatası ise koşullu biçimlendirme ile bunu gizleyelim isterseniz. Alt taraftaki rakamları da gizleyebiliriz. Bakın direkt zaten buralar gelmiyor ama burası geliyor. Bunu iki tür yapmak mümkün. İster şöyle yapalım. Şu şekilde. Bakın tablomuz tam eksik tam aşağı doğru inmemiş. Bunları da çekelim. Evet. Tekrar buradan şöyle seçiyorum. Tablonun tamamını seçtim. Şimdi koşullu biçimlendirmeyi kullanmam lazım. M kaçtayız? M 2'deyiz. Koşullu biçimlendirme yeni kural. Formül kullanına geldik. Buraya eşittir M2 ve F4 ile beraber dolar M2 olarak sabitliyoruz. Eşit boş ise hemen yazı rengini beyaz yapalım. Tamam diyelim ve tekrar tamam diyelim. Bakın buradaki değerler artık gizlendi. Aslında burada rakam var ama gizledik. Şimdi gelin buradan istediğiniz bir değeri seçtiğinizde artık sistem kaç tane varsa ona göre ot otomatik olarak uzayacaktır ya da kısalacaktır. Oldukça güzel bir örnek. Bunu farklı bir sayfada yapmak da mümkün. Farklı bir dosyada yapmak da mümkün. Bu şekliyle filtrelemeleri kendiniz özel istediğiniz gibi belirleyebilir. İstediğiniz gibi de kullanabilirsiniz.